ezilenlerin partisi olduğu için, özellikle Kürt halkının ezildiğini gördüğüm için, bundan daha önceki süreçlerde de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığım için gene de dedim ne olursa olsun ezilen Kürtlerin yanında olacağım, ezilen halkların yanında olacağım. O yüzden de DEM Parti'den aday adaylığı başvurumu yaptım. DEM Parti belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptım. Tabii önümüzde bir delegasyon vardı. Havala Rojmin'le bu yolu yürümek istiyoruz. Beraber belediyemizin eksikleri de olabilir. Eksiklerimiz muhakkak vardır. Daha önceki belediyemizin eksikleri muhakkak olabilir. Ama biz diyoruz ki iki arkadaşımızın kararı, yani Rojmin Havala benim ortak kararımız. Biz diyoruz ki sistem partileri gelip de bu belediyeyi 20 yıl, 30 yıl bir daha geri götüreceği yerde en azından eğer bizim partimizin bir hatası varsa partinin kesinlikle hatası olmaz. Adayın hatası olur ya da aday arkadaşların yapmış olduğu bir tahribat olabilir. Eksiklikleri olmuş olabilir. Biz de diyoruz ki bu görevi bize halkımız, bu görevi tekrar bize versin. Halkımız bu görevi bize tekrar versin. En azından eğer bizim arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yaptığı bir yanlış varsa o yanlışları biz düzeltelim. Bu bölgede iş imkanı var mı? Var. Gerçekten var. Ama şu var. Bizim bu bölgede aşiretçilik bölgesi olduğu için özellikle halkın ya da arkadaşlarımızın gerçekten de büyük müteahhitlerimiz var. Ama bu müteahhitlerimiz çekememezlik olayından dolayı sürekli yatırımlarını batıya yapıyorlar, memleketimize yapamıyorlar. Yapmıyorlar daha doğrusu. Yoksa bizim Patmos'ta ki olan genel olarak iş insanları eğer Patmos'ta yatırımlarını çeyreği bile dahi yapsa, Patmoslu gençlerin hiçbiri gurbette veyahut batıya hiçbir yere çalışmasına gitmeye gerek yok. Ama dediğim şekilde yani feodal bir yapımız olduğu için sürekli batıya yöneliyoruz. Ha sonuç itibariyle tamam batıda kazandıklarını getirip Patmos'a yatırım yapmıyorlar. Eğer biz de yatırım amaçlı Patmos'taki halkın bu iş adamı arkadaşlarımızın önünü açarsak güveniyorum ki inanın ki yani ben şunu diyorum muhakkak eğer biz bu arkadaşların önünü açarsak bu arkadaşlar Patmos'a tekrar yatırım yaparlar da. Bize eğer biz belediyeyi kazanırsak ikimizde çok büyük bir fonksiyon olur. Bir rolümüz olur. Bir misyonumuz olur. Bu misyonunu da biz güzel kullanırsak şayet gerçekten de biz bu aşiretçiliği kırabiliriz. Gençlere, kadın arkadaşlarımıza yönelik iş imkanları sağlarsak gerçekten de aşiretçiliği de bitiririz, feodalığı da bitiririz. Kadın arkadaşlara, gençlere gerçekten de acil bir çözüm yapabilmemiz lazım. Bir projeyle gerçekten de güzel bir tekstil olur. Süt üretim örneğin Patmos'ta herhangi iş Patmos'un %99'u hayvancılıkla uğraşıyor. Yani 99 dedim en az 90'ı. Hayvancılıkla uğraşıyor. Ama ürettiğini satamıyor. Ürettiğini satamıyor. Hayvansal ürettiğini satamıyor. Gerçekten eğer belediyenin bünyesinin altında yapabilirsek ki inşallah yapacağız. Biz belediye kazandığımız zaman bu desteği insanlara sağlarsak köy köy her bir köye örneğin 10 köyde bir 10 köyden bir araç gönderip de bunların sütünü toplatırsak, yoğurdunu toplatırsak belediyenin bünyesinin altında bir merkezi bir yer oluşturup da bunların ürettiklerini, kadın arkadaşların üretimiyle, desteğiyle ürettiklerini biz zaten Patmos'a ya da Batı'ya yönlendirirsek kadın arkadaşlar zaten genel olarak bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bizim de belediye olarak özellikle yoldaşımla beraber alacağımız kararlar içinde bunun olmasıyla bu oluyor. Yani projelerimizde de belirteceğiz daha ileriki süreçlerde. Rojin arkadaşla beraber bu kararı alacağız. Bu kararı uygulamaya koymayı düşünüyoruz.
sosyal alan testleri için işte diyorum ya, dediğim şekilde yani bizim acilen Patmos'ta sosyal alan testlerimiz olması lazım. Çünkü biz gençlere bir yaşam yolu açmamız lazım. Zaten Patmos'ta yapılan, daha öncesinde yapılan kültür merkezimiz var. Biz eğer kültür merkezinde gençlerimizi kültür merkezine yönlendirebilirsek, ki yönlendiririz, belediye olarak yönlendirebiliriz, o imkanı onlara sağlarsak, en azından kültür merkezinde olsun ya da herhangi bir sanatsal özellikle, sanatsal özelliğinde eğer kültür merkeziyle bağlı arkadaşlar için, genç arkadaşlar için atölyeler açabiliriz. Patmos'ta hiç olmayan mesela atölyeler var. Mobilya atölyesi yok. Tekstil atölyelerimiz yok Patmos'ta. Yani bu konular üzerinde eğer gidersek gerçekten de gençlere iş imkanı sağlayabiliriz. Ama şu anki duruma baktığımız zaman gerçekten de Patmos'taki gençlerin hali perişan. Şu an gençler birbirine Patmos'ta baktıkları zaman birbirinden çekiniyorlar. Gençler arkadaşına baktığı zaman acaba benim arkadaşımın cebinde çay parası var mı yok mu? Öbürü öbürüne bakıyor, acaba bunda var mı yok mu diye. Tereddütlü bir şekilde öbür arkadaşına selam bile dahi vermiyor. Ama belediyenin bünyesinde eğer bu gençlere biz iş imkanı sağlarsak, bu gençler yarın öbür gün devletin kucağına da düşmez. Gidip eroin, esrar, hap işlerine de girmezler. Çünkü çalıştığı zaman fırsatını bulamaz. Çalışması olduğu zaman, kazancı olduğu zaman, boş zamanı olmadığı zaman bu fırsatı bulup da gidip herhangi farklı bir yollara girmez. İş imkanı olmadığı için gençlerin de iyi kötü Patmos'ta da iş imkanı gerçekten yok ekonomi olarak. Olmadığı için gençlerin tek bir kurtuluşu var. Bunalıma gidiyor. Gençler bunalıma girdiği zaman da ne yapıyor? İster istemez farklı yollara yönlendiriyor. Bu da tabii ister istemez devletin eliyle yapılıyor. Yani o yüzden de bizim gençlere acilen yoldaşımla beraber alacağımız kararların içinde gençler için gerçekten de yapacağımız çok güzel projelerimiz olacak. Gençleri özellikle biz gençlere dayalı, genç eğer arkadaşlarımızı biz kazanırsak gerçekten gençlerimiz, Patmos'taki gençlerimiz, çok bilinçli gençlerimiz var. Ama ekonomik sıkıntılardan dolayı batıya yöneliyorlar. Batıda da ister istemez farklı yollara giriyorlar. Ki Patmos'ta daha farklı bir yer. Devletin eli de içinde olduğu için gerçekten de gençlerimizi kötü yollara çekiyorlar. Gerçekten eğer Patmoslu arkadaşlar, Patmos halkı olarak eğer bize oy vereceklerse bizim kişiliğimizi bilmeleri lazım. En azından duruşumuzla, kişiliğimizle, ben kendi şahsıma Patmosluyum, Patmos'un yerlisiyim. Ben Patmos'un yerlisiyim. 30 yıldır da Patmos'ta esnaflık yapıyorum. Her insan, Patmos'taki halkın %90'ı bilir ki ben feodala boyun eğmem. Feodal zihniyete karşı bir insanım. Bunlara da ben boyun eğmem. Hiç kimsenin ya da herhangi bir feodalın koltuğunun altına da girmeyiz. Rojbin arkadaşımda da o kadar eminim. İkimiz birlikte hiçbir feodal yapıya boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmediğimiz sürece de her zaman başımız dik bir şekilde halka hizmet için çalışacağız. Bütün ne yapabiliyorsak. Biz demiyoruz ki, yani biz şunu yapacağız, şunu yapacağız demiyoruz. Biz imkanlar doğrultusunda, imkanlar doğrultusunda halka gideceğiz, halk toplantıları alacağız, genel bir karar alacağız. O kararlar doğrultusunda yapabileceğimiz ne varsa, maddi imkanlarımız doğrultusunda onu halka sunacağız. Halkla beraber aldığımız kararla o ne varsa projelerimizde, ne varsa, ne sunuyorsak ona göre inşamızı yapacağız. Ya biz daha çok kadın yaşam alanları için çalışmalar yapmak istiyoruz. Çoğu genç kızlarımız var, dışarıda okuyorlar. Geliyorlar mesela Patmos'ta işsiz kalıyorlar. Çok üniversiteli genç kızlarımız var. Onlara iş istihdamı sağlamak istiyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlarımız var. Gerçekten çok acı verici, çok hani söylerken bile kötü oluyorum. Tacizler, tecavüzler. Biz belediye olarak yani elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz kadınlara yönelik. Gerek bu kurumlarımız olsun,
Gerek bu aile ziyaretlerimizde olsun, gerek bu ev ziyaretlerimizde olsun, toplantılarla olsun. Zaten bizim amacımız kent meclisleri, mahalle meclisleri, her yerden meclisler kurup bunları böyle toplantı halinde alıp genel sıkıntılar, özellikle kadın ve gençler için genel sıkıntıları öğrenmek ve bu sıkıntılarla nasıl başa çıkabiliriz? Mesela neler yapabiliriz? Buna kendi başımıza karar veremeyiz. Onların, kadınlarımızın, gençlerimizin özellikle öneri ve görüşleriyle. Kadınlara mesela ne gibi bir yararımız olabilir? Mesela biz kafamıza göre proje çıkartıp şunu yapalım, bunu yapalım diyebiliriz. Ama biz diyoruz ki halkımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle. Özellikle burada gördüğüm kadarıyla çok kadınlar için sosyal yaşam alanı yok. Kadınların toplanabileceği, oturup birer çay içebileceği ya da yürüyüş yapabilecekleri, kadınların kendi üretip, kendi satıp, kendi maddi gücünü kazanabileceği bir alan yok. Biz de diyoruz ki bunlara hep birlikte bir çözüm bulalım. Özellikle burada pazar eksiğimiz var. Kadınlarımız mesela kendi başlarına çıkıp alışverişlerini yapamıyorlar. Diyoruz ki her mahallede pazartesi, salı pazarları falan var bilirsiniz. Her gün her bir mahallede bir pazar. Mesela okuma yazma kursları belediye adı altına. Özellikle kadınlarımız için. Bu tür şeyler genç kızlarımız için kurslar olabilir. Kültür merkezimiz zaten çok zengin bir kültür merkezimiz var. Bölüm bölümlerimiz de var. Müzik olsun, dil olsun, el sanatları olsun. Kadınların kendini geliştirebilecek alanlarımız çok fazla. Yani bu konuda şanslıyız ve kadınlar ve gençler için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Doğrudur, halk hizmet ister. Gerçekten belediye hizmet adı altında olan bir kurumdur. Ama şunu da unutmayalım. Bizim bir dilimiz var. Bizim bir kimliğimiz var. Bizim bir kültürümüz var. Biz Serhat bölgesinde yaşıyoruz. Yani Patnos feodal bir yer olabilir. Ama bizim kimliğimiz, dilimiz, ırkımız, kültürümüz, her şeyimiz ortada. Biz bugün kalkıp dilimizi, kimliğimizi, irademizi sisteme teslim edemeyiz. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Halkımız bize oy verirken iradelerini teslim ediyorlar. Oy demek bizim için, özellikle halk için onur demektir, şeref demektir. Halkımız iradelerini, bizler onların sesi olalım diye bizi seçiyorlar. Onlar bize iradelerini teslim ettiklerinde biz de onların iradelerine sahip çıkacağız.